64 GB diye aldım. 512 MB çıktı. Vallahi klason dediler, bir çıktı. Önceleri klasondu. Birkaç kullanıma klas 1'e düştü. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Frekans Adam olarak karşınızdayım. Bugün Çin'den hafıza kartı almak ne kadar güvenilir, ne kadar doğru ona değineceğiz ve aynı zamanda da Mixa'nın 80 MB hızlarında çalışabilen 16 GB'lık hafıza kartını inceleyeceğiz. Artık 4 dolar aldım, gerisini siz düşünün. Şimdi kartta görebileceğiniz üzere SDHC 1 klason etiketi yapıştırılmış. Üstüne de 3.0 80 MB saniye yazmayı da ihmal etmemişler. Güvenmemi sağlayan özellikle bandrol ve bu kısımlardı. SDHC olsaydı almayacaktım. Ama SDHC 1 koymaları 4 dolar verip almama vesile oldu. Şimdi 12 lira verip 16 GB'lık bir hafıza kartı almak ve en azından 20 MB'ın üzerinde bir performans sergilemesini beklemek ne kadar doğru? 4 dolarlık kartın beraberinde SD kart adaptörü, aynı zamanda da kart okuyucunun gelmesi oldukça hoş olmuş. Yani 4 dolarlık bir fiyat için bence bu ekstralar bayağı iyi. Normalde ayrı ayrı almaya kalksan, nereden baksan 2 dolar verirsin. Kart birazcık da 2 dolara gelmiş oldu. Kartın tasarımına söyleyecek pek bir sözüm yok. Özellikle hafıza kartı seçerken markasına, bandrollü olup olmadığına, üzerindeki etiketlere, üzerindeki ifadelere özellikle dikkat edin. Aynı zamanda da aynı markayı, aynı baktığınız modeli kullanmış arkadaşların yorumlarına bakmayı da ihmal etmeyin. Bunu neden söylüyorum? Üzerinde 95 MB yazıyordur, 80 yazıyordur, 75 yazıyordur. Eve getirirsin, 35'te çakılır kalır. Tabii farklı etkenler vardır, yoktur, orasını bilemeyeceğim ama genel kullanan arkadaşların yorumlarına özen gösterin. Şimdi bu Mixa 16 GB'ın birazcık testlerine bakalım. Ne gibi sonuçlar doğuracak görelim. Öncelikle hem USB 2.0 hem de USB 3.0 kart okuyucu ile ayrı ayrı test ettim. 16 GB'lık SDHC 1 klason kart ile de kıyaslamayı ihmal etmedim. Çünkü adamlar 80 MB'larda yüzüyoruz biz demiş. Bana birazcık şişirme geldi. Crystal Disk Benchmark ve Atto kullanırken ek olarak da Hard Disk'im Tamam mı Benchmark yazılımını kullanmayı ihmal etmedim. Açıkçası sonuç hüsran oldu. USB 2.0 klason seviyelerinde takılıp kaldı. Görebileceğiniz üzere Çin'den getirttiğim bu kart 20 MB okuma ve 13 MB yazma değeriyle karşımıza çıkıyor. Aynı test prosedürünü Lexar'ın kartını takıp uyguladığımda çatır çatır hak ettiği değere çıkabildi. Sonuçlara detaylıca site üzerinden de erişebilirsiniz. Değerler beni tatmin etmediği için çok fazla üzerinde durmayacağım. 2.8 GB'lık veriyi 3.4 dakikada attı. Normalde üzerinde yazan değerleri yansıtsaydı 8 kat daha hızlı atacaktı. 45-50 saniyede işini görecekti. Şimdi ben ne anladım bu işten? Hem zaman kaybediyorum, hem de artık 2016 yılındayız ve USB 3.1'in 10 gigabit per second, yani saniyede 1250 MB'lık veri transferine kadar çıkabildiği bir dönemdeyiz. Yani siz olun, uygun fiyatlı çözümlere yönelmek yerine sağlam, kaliteli ve hızlı, zamandan tasarruf edebileceğiniz kartlara yönelin. Sonuç olarak şunları söyleyebilirim. Çin'den hafıza kartı alırken çok dikkatli olun. Üzerindeki değerleri yansıtmayabilir, ki yansıtmadı bandrollü olmasına rağmen. Üzerinde koskocaman yazma hızı 80 MB'a kadar ulaşıyor ibaresi bulunmasına rağmen, işte test yaptık şu kadar hızlara çıktı diye fotoğraf koymuş olmalarına rağmen ve özellikle hem USB 2.0 hem de 3.0 portunda test ettim. USB 3.0 kart okuyucu kullandım. Farklı kart okuyucular kullandım. Yine de bana mısın demedi. Farklı çeşitlerde format attım. Yine de bana mısın demedi. Sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim. Uygun fiyatlı diye yönelirsiniz. İyi bir çözüm olacak diye düşünürsünüz ama elinizde patlayabilir. Bu açıdan dikkatli olun. Özellikle hafıza kartı çok önemli bir şey. İçinde bilgi tutuluyor. Fotoğraf çekersiniz, önemli bir anı yakalarsınız, eve gelirsiniz, takarsınız, patlar. Bir daha açamazsınız, elinizde kalır. O yüzden markası belli olan, bilindik, güvenilir hafıza kartı üreticilerinin ürettiği ürünlere yönelin daha iyi. Benim önerebileceğim şimdilik bu kadar. Umarım faydası dokunmuştur. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sakın böyle SD kartlar almayın.
paylaşmayı da unutmayın.